Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yine bugün de finans analisti İslam Memiş paranın şifresi programında bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi haftalar. Teşekkür ederim. Yeni haftayı karşılıyoruz ama hemen sormak isterim. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Bu rakam neydi ve yorumlarınızı hemen almak isteriz. Özellikle sıkılaştırma politikası ve ihracatın verilen destekle birlikte büyüme rakamlarındaki beklentiler gerçekleşiyor. %4,5 civarında OECD ülkeler arasında yine iyi bir yerini aldı. Büyüme rakamları ihracatı desteklemeye devam ettikçe yine güçlü durmaya devam edecektir. Özellikle uluslararası kredi derecelenme kuruluşları bu büyüme rakamlarındaki yukarı yönlü hareketleri tekrar raporlarında yayınlayacaktır. Mesela bu hafta Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelenme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi görünüm notuyla alakalı bir açıklaması olacak. Büyük bir ihtimalle buraya atıfta bulunacaklar diye tahmin ediyorum. Yine yıllık bazda Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'nin büyüme rakamlarında rakamsal değerler üzerinde yine beklenti yüksek gibi duruyor. Avrupa Merkez Bankalarında da bu hafta büyüme rakamlarının açıklanması bekleniyor. Nedir oradaki tahminler? Onun yorumunu da alalım. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. İşte bu faiz kararı ile birlikte beklendiği gibi enflasyonu düşüremiyorlar. Biraz daha beklemeye alacaklar gibi duruyor kendine. Bütün merkez bankaları bu politikayı izliyor. Ancak Euro bölgesinde biraz daha şartlar değişiyor zaman zaman. Özellikle Avrupa ve Rusya arasında yaşanan gerginlikler enerji tarafını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ama para politikasına ilişkin genel kanı aynı. Faizlerde yatay bir süreci sürdüreceğiz ve faiz artırımlarının etkilerini piyasada görmeye devam edeceğiz diye bir beklenti hakim. Perşembe günü saat 14'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı Euro-Dolar paritesi üzerinde önemli bir etkiye neden olacaktır. Peki hemen ülkemize dönmek gerekirse hafta sonunda özellikle altının yükselişiyle birlikte hurda altınların bile işte kuyumculara götürülüp satıldığını gördük. Nedir bu altındaki son durum? Yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında her ay yeni bir rekor göreceğiz. Daha önceki yayınlarımızda sık sık ifade ediyordum. Altın fiyatları hem ons bazında hem gram bazında bu yükselişlerini sürdürüyor. Ons altın şu anda 2085 dolar seviyesinde. Bu yılla alakalı 2150 devamında 2350 dolar seviyesiyle alakalı yol haritamızda bir değişiklik yok. Ancak bu haftanın özelinde ons altın tarafında 2060-2085 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Ons altında yine önümüzdeki aylarda 2120-2100 dolar seviyesinin üzerine hedef alan bir yükseliş trendi karşımızda olacaktır diye tahmin ediyorum. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı da ons altın tarafında dolar altın paritesi üzerinden altın pozisyonlarını koruyabilirler. Gram altın yine yeni bir rekorla haftaya başladı. Şu anda 2178 lira seviyesinde kapalı çarşı piyasasında. Bu haftanın özelinde 2150-2200 lira aralığını takip ediyor olacağız. Hızlı bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler yıl boyunca devam edecektir. İşte 2500-2700 lira seviyesinden sonra bu yılın sonunda 3000 lira seviyesine hedef alan yükseliş trendi yine beklemeye devam ediyoruz. Ancak 3000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 3150 lira seviyesi yine yukarıda direnç seviyesi. Bu seviyeleri referans aldığımız zaman bugünlerde bile altın fiyatlarının yine ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Bir yandan dolar yükseliyor, diğer yandan ons çarpanında gram altın olduğu için karşımızda yine her gün yükseliş trendini koruyan bir gram altında karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Elinde altın bulunduran yatırımcısına bozulmak için acele etmeyin. Daha yolumuz var, gidecek yolumuz var. Ancak altın almak isteyen yatırımcılara da her zaman bir fırsat olduğunu da söyleyebilirim.
Peki şunu da soralım hemen. Biz genellikle şunu biliyoruz. Kur korumalıdan çıkışlar genellikle altına ya da borsaya yönelir şeklinde. Ama geçtiğimiz hafta gördük ki her ne kadar bu ay temettü ayı olmasına rağmen çok fazla borsadan çıkışlar da gördük. Ve borsadan çıkanlar da altına yöneliyor gibi. Nedir buradaki son durum? Tabii borsa yılbaşından bu yana 120'lik bir getiri sağlayınca 9400 puan seviyesinden de kar satışları başladı. Normaldir. Yani bu kadar yükselişten sonra teknik olarak düzeltmelerin yaşanması normaldir. Bu hafta 8900, devamında 8750 puan destek seviyesini takip ediyor olacağım. Ama tekrar yukarı yönlü hareketlere devam eden bir borsa endeksi karşımızda olacaktır. Özellikle bu yılın özelinde 12 bin, devamında 15 bin puan seviyesiyle alakalı beklentim halen devam etmekte. Özellikle Cuma akşamı Uluslararası Kredi Denetleme Kuruluşlarından Fitch'in Türkiye'nin kredi görünüm notu ile alakalı raporundan sonra borsada önümüzdeki hafta yükselişle başlayan bir trend, yükseliş trendinde olabilir diye ben tahmin ediyorum. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, ancak Cuma günü de Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Bu veriler oldukça kritik bir öneme sahip. Gelişmekte olan ülkelerde doların seyri açısından oldukça önemli olmaya devam edecek. Evet, Fitch'in kararından sonra özellikle yabancı yatırımcı için de çok önemli, biliyorsunuz ki İstanbul Borsası. Oradan da gelişlerin olacağı tahmin Evet. ediliyor söylediğiniz gibi.